ikna oluyor. Yani konuşmakta da zorlanıyorum. Belki izleyicilerimiz de dikkatini çekmiştir. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Şimdi bakın, yazıklar olsun ve lanet olsun diyorum. Başka aynen da hiçbir şey söylemeyeceğim. Bakın, söylenmesi gerekenlerin bir bölümünü Hilal Kaplan söylemiş bugünkü yazısında. Diyor ki, basına yansıyan bilgilere göre işte Buranlar bir görüşteymiş. Geçiniz diyor. Bunların hiçbiri kamuoyunu ilgilendirmez diyor. Kamuoyunun öncelikli derdi diye devam ediyor. Güvenli bir ülkede yaşamaktır. Mafyavari oluşumların cirit atıp İstanbul'u vahşi batıya çevirdiği, ateşli silahların bu kadar kolay devreye girebildiği bir durum kaygı vericidir. Bu noktada asli sorumluluk ise iktidardadır. Yasaların boşluk bırakmayacak şekilde net, cezaların caydırıcı olacak kadar sert uygulanması noktasında kanun yapıcılara ve adalet mekanizmasına büyük görevler düşmektedir. Söyleyecek başka bir şey yok. Gerçekten budur yani olay, değil mi? Şimdi Burak Çop anlattı. Bir torba kanun, her zamanki gibi bayılırlar buna. Anayasaya aykırı olduğu biline biline. İçine ekonomi atarlar, işte örtü laf atarlar, başka şeyler atarlar. Kabul edenler, etmeyenler hadi güle güle. Öyle bir infaz düzenlemesi geldi ki, mesela uyuşturucu tacirleri 5 ayda çıkacak falan. Tabii. Zahmet etmişler, o kadar da yatırmasınlar ya. Kasıtlı adam öldürmeden, planlı kasıtlı adam öldürmeden müebbet hapse mi mahkum oldu? 16 yıla indirmişler. O 16 yıla iner, oradan açık cezaevine gider falan falan. Şimdi bugünün bir önemi daha var, 31 Temmuz'un. 31 Temmuz tarihinden itibaren artık açık cezaevine gidişlerle bütün bu süreç adım 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 uygulanacak. Şimdi iktidar bir yandan size diyor ki ya cezaevlerini boşaltmak lazım. Ha, Merdan Yanardağ'dan, Canat Alay'dan, Gezi mahkumu arkadaşlarımızdan mahkum derken aslında kamuoyu nezdinde değiller elbette ama onlardan söz etmiyorlar elbette. Kimden söz ediyorlar? Katilden, tecavüzcüden, gaspçıdan, uyuşturucu tacirinden. Benim hele uyuşturucu taciri deyince kanım donar ama onlara da örtülü af geliyor. Geldi. Şimdi bir yandan bunu yapıyorlar, bir yandan Cumhurbaşkanı baş danışmanı adı altında bir zat, Oktay Saral, çıkıyor diyor ki, bu böyle olmaz diyor, kısasta hayat vardır, idam isteriz diyor. Gene İslami kurala vuruyor işi, kısasta hayat vardır falan diye. Beyefendi, İslam hukukuna yeritmeye ne gerek var? Ne gerek var? Bizim ceza kanunumuz var, onu uygulasanıza. Bakın yanınızdaki Hilal Kaplan bile ne diyor? Yahu yazık değil mi? 20 yaşında biri, 24 yaşında biri nasıl öldürülür ya? O nasıl vahşettir, kafasında şişe kırıyorlar. Kim bilir zavallıyı ne hale getirdiler. Yetmedi, tak 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 sıktılar. Zaten etkisiz hale getirmişler yani. Evet, yani siz de alay mı ediyorsunuz bizimle? Bir anda aday diyeceksiniz. Pardon, af diyeceksiniz, lafımı da şaşırdım. Bir anda raf diyeceksiniz, yapacaksınız, çıkartacaksınız. Bir yandan idam diyeceksiniz. Alay mı diyorlar? Ya toplumdaki bu gibi durumlara yönelik oluşan haklı infialin biraz daha çocuksu ifadesi olan kısasa kısas idam talebini tatmin etmeye yönelik, onu da sözde, lafta, popülist bir çıkış. Aynen dediğiniz gibi, yani sizin amacınız suçla mücadele etmekse evvela kağıt üzerindeki, yürürlükteki kanunları uygulayın ya da onları ağırlaştırın. Asıl o zaman caydırıcı olur. Onun dışında idam gibi şeylerin konuşulması bile abes. Korkunç. Hangi açıdan bakarsanız bakın. Asla. O konuya girme ihtiyacı bile hissetmiyorum. Tabii burada şu da var. Şimdi organize suç dediğimiz şey, mafya,
Çetelerden böyle daha münferit, işte az önce Esenyurt'ta örneğini gördüğümüz, bilmiyorum öyle mi ama o tür çete yapılanmalarından bir farkı vardır organize suç örgütlerinin. Öyle veya böyle bir şekilde devletle ilişki içinde olurlar. Bu Türkiye'ye has bir şey değil. Bütün dünyada olan bir şeyi anlatıyorum ben size. Bürokraside bir takım bağlaşıkları vardır. Yargıda adamları vardır. Poliste işbirlikçileri vardır. Siyasetçiler arasında hamileri vardır. Türkiye ile ilgili bütün dünyaya dair bir şey söylediğimi tekrar altını çizeyim de lafımızın ucu bir yerlere dokunmasın. Ama bu genel kural, yani dünyada geçerli olan genel kural, kaçınılmaz olarak Türkiye'de de geçerli. Şimdi Türkiye'de ulusal ve uluslararası mafyanın, uluslararası suç örgütlerinin bu denli cirit atıyor hale gelmesi, AVM'lerde yabancı mafyaların birbirlerini infaz etmeleri, gündüz vakti göz göre göre bir takım suçlar işleniyor olması ve geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin dünya uyuşturucu trafiğinde çok önemli transit dediğiyle artık merkez ülkelerden biri haline gelmiş olmasının tabii ki hesabı ülkeyi 21 yıldır yönetenlerden sorulur. Uzaylılardan ya da dış güçlerden bunun hesabı sorulmaz. Bu bakımdan da uzun süre İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmuş olan bir önceki bakanın da herhalde bilgi ve tecrübelerine başvurmak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Kendisi şu anda milletvekili. Çünkü Türkiye'de yetkili pozisyonda olanlar başarısızlıklarını, hatalarını ya da kasıtlı kötülüklerini kimi zaman hamasetle örtmeye çalışıyorlar. Sağa sola parmak sallayarak, bağırıp çağırarak örtmeye çalışıyorlar ama gün gibi aşikar ki Türkiye'de artık böyle mafyanın kol gezdiği bir ülke haline maalesef gelmişiz. Bir diğer önemli boyutu da bunu silahlanma, bireysel silahlanma. Tabii. Türkiye'deki kaçak silahların sayısı ve her şey birbiriyle bağlantılı. Yani bu ülkede çok değil, mesela kısa süre önce sosyal medyada eline otomatik silahları alıp sosyal medyada paylaşımlar yaparak muhalefeti tehdit eden kişilere de rast geldik. Yani böylesine silahlanmanın teşvik edildiği bir ortamda insanlar tabii ki silaha da kolay erişir, bu cinayetleri de kolayca işler. Şimdi bir görüntü daha gelsin ekrana. Bakın, bireysel silahlanma derken ya da Hilal Kaplan'ın ifadesiyle İstanbul vahşi batıya dönmüşken neler yaşanıyor? Sadece Esenyurt değil. Bu sefer Kağıthane'den efendim. Üç kişi işte orada sohbet ediyor bir atölyenin önünde. Birazdan bir motosikletli girecek kadraja, görüntüye. Yani hakikaten inanılır gibi değil. Bakın, görüyor musunuz? Tak 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 tak, kurşun sıktı gitti. Bilmiyoruz sonra başlarına ne geldi, yakalandı mı yakalanmadı mı hiç bilmiyorum. Bilmenin de manası yok zaten. Bu neydi Allah aşkınıza? Bunların daha neler var? Taksiyi mesela durduruyor, tarıyor. Taksiciyi öldürüyor. İçinde yolcular şok. İşte adam kaçıyor gidiyor. Dedik ya, eğer verdiğiniz cezalar zaten caydırıcı değilse, bir de üstüne aman seçim geliyor, biz bir örtülü af çıkaralım demişseniz yapamazsınız. Bakın, cinsel suçlardan 10 yıl hapis cezası alan bir kişi 9 ay kapalı ceza infaz kurumunda kalacak. Kasten yaralama suçundan mesela eşe karşı 10 yıl hapis cezası almış. 9 ay kalacak. Uyuşturucu taciri 12 yıl 6 ay hapis cezası almış. Bence mesela biliyor musunuz uyuşturucu ticaretinde geçenlerde Singapur'da bir kadın, çok uzun yıllar sonra ilk kez bir kadın idam edildi. İdamı savunmuyorum bakın ama dünyanın pek çok yerinde ağırlaştırılmış müebbettir bunun cezası ve bir daha giren de çıkamaz orada. Biz ne yapıyormuşuz? Uyuşturucu ticareti suçundan
12 yıl 6 ay hapis cezası almışsa 5 ay Burak Job kapalı ceza infaz kurumunda kalacaktır diyor. Zaten bir adam öldüren. Bedelli askerlik süresi kadar falan. Tamam, bir şey zaten adam bedelli öldüren. Bedelli askerlik kısa dönem askerlik süresi kadar. Aynen, bir şey yani. Aynen. Dolayısıyla bunların, bu katillerin ne olabilir ki şimdi çıkmasa 2 yıl sonra çıkacak af. İçeride bakılacaklar. Birilerinin